Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöre Yem Ekstrem Hayvancılığı sunar. Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri. Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Ekstrem Hayvancılık programımızın bir yeni bölümüyle daha sizlerleyiz. Neredeyiz? Tabii ki de veteriner hekim Ufuk Sayın hocama misafir olarak Efeler Diyarı Aydın'a geldik efendim. Bugün neler konuşacağız? Bir önceki programımızda hocamla muhabbetimiz içerisinde veterinerlik hizmetlerinden bahsetmiştik. Hocamla bugün veterinerlik hizmetlerinin geçmişten günümüze olan sürecini ve genç meslektaşlara bir deneyim tecrübeden tavsiyeleri almış olacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, yine sizlerle beraberiz. Aydın'a ve programımıza hoş geldiniz. Evet, bu sefer ben programınıza hoş buldum diyelim. Hocam, şimdi geçen programda kriz zamanında bundan püf noktaları alarak küçük işletmelere tavsiyelerde bulunmuştuk. Muhabbetimiz içerisinde de veterinerlik hizmetleri demiştik. Tabii siz hem yetiştiricisiniz, hem veteriner hekimsiniz, hem de bir yem fabrikasında teknik müdürsünüz. Evet. Tabii hayvancılığın aslında bütün aşamalarında bulunan nokta, kilit kişilerden birisiniz. Bunun iki tane ilave yapayım. Bir de Damızlık Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bir de Köy TV'de ekstrem hayvancılık programı yapıyoruz. Hem televizyon kısmı da var. Doğru hocam. Doğru diyorsunuz. Hem de birlikte de yine hizmete devam hocam. Şimdi şunu konuşalım hocam. Klinik kısmı sizde nasıl başladı? Önce sizin de tabii burada bir kliniğiniz var Aydın'da. Evet. Bu klinik ne zaman başladı? Sizin veteriner hekimlik aslında hikayenize biraz değinerek bu programda gitmiş olalım. Evet. Valla aslında tabii veteriner hekimlik lisede başladı, yani lise yıllarında. Zaten 5 tane veteriner fakültesi vardı o dönemde. 5'ini de ben tercih ettim. Yani veteriner hekimliği severek ve isteyerek oldu. Ki bizim dönemde o zaman sadece şey yazılıyordu. Üniversite sıralama yapıyorduk. Puan sonradan geliyordu yani şeyi. Ama ben yazmıştım o zamanki 5 tane veteriner fakültesi. O zaman Ankara veteriner fakültesi en üstteydi. Onu kazandık, oraya gittik. 1986 yılında mezun olduktan sonra hemen Temmuz'da mezun oldum. Temmuz'da kliniği açtım. Oho, hemen. Hemen açtım. Hatta onda da ilginç bir hikayemiz var. Tabii biz pamukçuyuz. Babam çiftçi. Pamuk topluyoruz. Babam pamukları topladıktan sonra klinik açalım dedi. Ben dedim artık veteriner hekimim. Ben kendim kliniği açacağım ki o zaman Aydın'da serbest çalışan veteriner hekim yok. Yani öyle de bir durum. Ve ben o zaman asper kadar biraz futbol oynuyoruz. Futboldan bir transfer parası aldık. O parayla klinik açtım. Hangi takımdaydık hocam? Aydın'da bir amatör takım. Bıyıklı Spor diye bir amatör bir takımda oynuyorduk. Orada aldığımız parayla muayenehaneye işte mefruşatlarını ve eksik klinik malzemelerini alarak başladık işe. Hı hı. Yani hiç şey yapmadık. Ara vermeden hemen başladık. Sahalara hemen. Evet. Bir askerlik vasıtasıyla vatani görev ara verdik. O zaman da Erzurum'da askerliğimi yaptım. Ondan sonra önce benim köye yakın Dalama'da başlamıştım. Sonrasında askerden sonra Aydın'a açtık. Ve Aydın'ın ilk serbest kliniği olan veteriner hekimi. Orada önce, da bir ilk imza attık diyorsunuz. O zaman tabii şeyler vardı. Allah rahmet eylesin. Bizim de üzerimizde emeğe çok hikmet avuran abimiz vardı. Ondan çok şey öğrendik. Onların tabii klinikleri vardı. Yani hem devlette çalışıyordu hem de klinikleri vardı. Hı hı. Ben ilk serbest olarak çalışan, devletle bağım olmayan ilk veteriner hekimim Aydın'da. Evet. Şimdi bu ilklerin tabii imzası da etkili oluyor Aydın'da. Çünkü hocamı az çok yetiştireceği bilmeyen kimseler yok. Hocam şimdi o zamanlar 5 tane fakülte vardı dediniz. Tabii mezun olduktan sonra buranın temelini attınız. Evet. Hemen hekimlik görevine başladınız. Ve o zamandan bu zamana şöyle bir veteriner hekimlik eğitimi, camiadaki süreci şöyle bir ele alalım. Şimdi şöyle, bizim dönemde de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bizim çok fazla bir manipülasyon şansımız olmadı ki en köklü veteriner fakültesi, en eski veteriner kurucu fakültesi. Kurucu okul Ankara. Ona rağmen biz Büyükbaş'ta özellikle, o zamanlar Ankara eskiden çokmuş. Yani Ankara'nın
veteriner fakültesi kliniğine çok hayvan geliyormuş. Hı hı. Bizim dönemimizde de hasbelkader ucundan biraz yakaladık ama çok fazla orada manipülasyon fırsatımız olmadı. Ben daha çok Aydın'da Hayvan Hastanesi'nde, işte Allah rahmet eylesin, Hikmet Avuran, Halit Türk abilerimiz vardı. Onlardan çok şey öğrendik. Manipülasyonu orada geliştirdik. Okulda okurken oraya devam ettik. Ve o yüzden de zaten okuldan mezun olur olmaz o özgüvenle hemen açtık. Hı hı. Şimdi fakültelerimizde maalesef artık böyle bir manipülasyon şansı yok. Yani çok fazla veteriner fakültesi var, çok fazla öğrenci var. Yeterince manipülasyon yapamıyorlar. Açıkçası teorikle pratik maalesef çok birleştirilemiyor. Aydın'da da var işte veteriner fakültesi. Zaman zaman öğrencileri misafir ediyoruz. Gerek kliniğimizde, gerek fabrikada, gerek çiftlikte. Ve şey çok maalesef teorikle pratik birleşmediği zaman çok fazla klinikte başarı olmuyor. Evet. Tabii veteriner hekimlik hizmetleri o günden bugüne çok değişti. Yani biz hayvan sayısı bir kere çok azdı. Ama her evde hayvan vardı. Yani birer ikişer. İnsanlar işte hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyordu hem bir kısım pazara yoğurt. O zaman süt bile toplanmıyordu yani. Çok eskiye gittik değil mi? Biraz emektar oldunuz belli sayın hocam. Evet. Camianın emekçilerinden, emektarlarından. İşte ben o yüzden 30'dan sonrasını saymıyorum. Dolayısıyla şeydi, çok fazla hayvan vardı ama çok da tabii verim bugünkü ortalamalarda değildi. Çok da hayvanlar açıkçası çok fazla da hasta olmuyordu. Tohumlama hizmetleri bu kadar iyi değildi. Yani o zaman boğa kullanıyordu. Devlet suni tohumlamayı bedava yapıyordu bizim ilk başladığımızda. Tabi bunlar gelişti çok. Ve bugün geldiğimiz noktada da artık veteriner hekim hizmetleri ekip çalışmasının yapılması gereken bir hal aldı. Yani bireysellik, mesela ben hep söylüyorum, ben büyük kızımın, işte torunum Kıvancı'nın annesinin küçüklük hallerini hiç hatırlamıyorum. Yani o kadar yoğun çalıştık ki. Şimdi, hep sahadaydınız. Hep sahadaydık. Bir de şöyle de bir şey var. Şimdi bu biraz tuhaf gelecek size. Telefon yoktu. Doğru. Araç telefonları çıktı bir süre sonra. Ben zannedersem mesleğin 3. 4. yıllarında. Araç telefonları bile böyle aracın klaksonuna bağlı oluyordu onlar. Hı hı. Biz telefon çaldım, arabaya neredeysek, tabii sporculuk işe yaradı orada. Biz koşturuyorduk arabanın yanına. İşte kim aramış, hadi bakalım oradan oraya. Ki o çok büyük bir nimetti o zaman. Fakat şeydi, o zaman yetişebiliyorduk. Yani her yere yetişiyorduk bir şekilde ama tabii bu dediğim gibi çocuğun büyüdüğünü göremiyoruz. Yani çok ciddi bir özveri gerekiyor. Çok ciddi bir özveri. Şimdi şu andaki duruma bakınca işte tekrar öyle çalışır mısın? Tekrar öyle çalışmak çok zor. Yani ve şu anda da genç arkadaşlardan da bunu istemek çok şey değil. Doğru. Doğru değil. O yüzden ekip olmak lazım. Ekipte işte bu şeyleri düzenlemek lazım. Biz de hasbelkader ekip olmaya çalışıyoruz. Zaten hep bir sözüm var benim. İyi olmak yeterli değil. Takım iyi olmalı. O zaman bu hizmet daha iyi verilebilir, üreticiye daha faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Sizin fabrikada da bir söz vardı, girişte tepede asıyor. Birlikte hep en iyi. Birlikte hep en iyi. Yani birlikten kuvvet doğar demiş atalarımız. Evet. Gerçekten de bu başarı ekip işi her zaman. Ve hocamın da dediği gibi bireysel bir yere kadar, yani özveriyle evet, yani her insanın bir kapasitesi var. Ve ama bu görev dağılımlarıyla birlikte tabii bu sorumluluklar daha da minimize olarak daha güzel verimli bir çalışmayı ortaya getiriyor. Hocam o zamandan bu zamana teknoloji gelişti, sağlık ekipman, teçhizatlar gelişti, fakülteler açıldı, evet. Eğitim sistemleri değişti, hayvancılık bambaşka bir yöne doğru yol aldı. Size şöyle bir soru sormuş olayım. Bu kadar gelişme var ama hayvancılıkta da yaşadığımız sıkıntılar yine çok. Yani çözüm şeyleri evet var, teknolojiyle birlikte geldi, doğru. Ama geçmişle bugünle şöyle kıyasa vurduğumuzda nasıl bir şey çıkar ortaya? Şimdi şöyle,
Hayvancılık bir kere kabuk değiştirdi. Yani bizim ilk mesleğe başladığımız yıllarda hayvanın evin şu andaki pete yapılan muamele gibiydi. Yani inekler evin bir ferdiydi. Ben mesela o dönemde 25 yaşında bir tane ineği amanet ettim. Yani 25 yaşında, bugün artık görme şansımız yok 25 yaşında bir ineği. Ve amanet ederken de hayvan sahibine şunu söyledim. Dedim ki, ya bunu gerek yok ameliyat yapmaya. Yani bu artık kesim. Ki hayvanın dişleri bile neredeyse kalmamıştı. Şunu söyledi bana, ya ben bu inek 25 yaşında ama ben bu inekten 20'nin üstünde buzağı aldım. Ve ben bu inekten çocuklarımı okuttum. Ve bu ineği ben gömeceğim. Yani ben ineğin benim üzerimde hakkı kalmasın. Sen ne gerekiyorsa yap dedi. Şimdi tabii onu biz o zaman ameliyat ettik. Hayvan şifasına kavuştu. Ama sonrasını tabii kaç sene daha yaşadı bilemiyorum. Ama bu yaklaşım çok önemli bir yaklaşım. Şimdi bugünkü hayvancılıkta böyle bir yaklaşım mümkün değil. Evet. Yani böyle biraz geçen programda da söyledik. Şimdi krizlerde bizim en çok önerdiğimiz şeylerden bir tanesi ayıklama yapmak. Yani sürüdeki hayvanları, verimsiz hayvanları ayıklıyorsunuz. Şimdi o günden bugüneki en büyük değişiklik bu. O zaman duygusal yaklaşıyorduk. Hayvan evin bir ferdiydi. Evin eve gelir sağlayan bir fertti. Ama şimdiki durumda gene öyle ama bu sefer biraz daha iş duygusallıktan ortaya çıktı. Duygusallık ne kabuk kadar değişti. Evet, o da kabuk değişti. Çok doğru hocam. Çok güzel bir benzetme oldu. Ve şu anda da eğer bu ayıklamayı yapmazsanız işletmeniz zarara götürüyor. O zaman zararı etmiyordu insanlar. Yani bir şekilde hayvandan gelir elde etmeye devam ediyorlardı. Bizim zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Yani küçük ölçekli işletmelerin varlığını mutlaka sürdürmesi gerekiyordu. Ve ben mesela şunu çok rahatlıkla her yerde de iddia ediyorum. Yani bir 8-10 başlık bir işletme bugün bir öğretmen maaşından daha fazla bir hatta doktor maaşına kadar gelir sağlayabiliyor. Doğru yapılırsa ve doğru yönetilirse. 8-10 başlık bir işletme şekliyle. Evet. Yani verimli, problemsiz bir işletme bugün çok rahatlıkla bir devlet memurunun, yani üst düzeye yakın bir devlet memurunun parasını kazanabilir. Ama ne oluyor tabii? Hayvancılık işletmenin en büyük problemlerinden bir tanesi de cumartesi, pazarı yok, düğünü yok, cenazesi yok. 7-24 hizmet bekliyor sizden. Ama kendi işin. Böyle de bir güzelliği var yani. Kimse sana emir vermiyor. Kimse sana şunu yap, bunu yap demiyor. Kendi işini yapıyorsun. Ve bir de seversen, yani hayvanı seversen, işini seversen bence çok güzel bir iş. Şimdi tabii Köy TV ailesi var. Bize de birçok ahırlara, damlara misafir oluyoruz. Ben de hayvancılıkta yapıyorum aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'da. Şimdi demin anlattığınız misal bizleri de büyüklerimiz öyle yetiştirdiği için benim kızım da şöyle diyorum, benim işte oğlum da böyle diyorum. Diyorlar ki ya senin çocuk kaç çocuk falan. Yok diyorum ya dur daha evlenmedik ama bizim damda da kızımız, kara kızımız var diyoruz falan bir muhabbet oluyor. Sarı kızımız, kara kızımız. Şimdi işi sevmek çok önemli. Yani evet. Mesleği sevmek, işi sevmek, bunu severek yapmak da insanda zaten mesleki manada ömür, yoksa öbür türlü ömür geçmez, evet. Hayat geçmez. Hocam, şimdi bu veterinerlik fakülteleri epey arttı. Şimdi normalde bu kadar veteriner hekim olması, bizim ziraat fakülteleri için de bu sıkıntı geçerli. Evet. Nitelik, nicelikte bir sıkıntı olduğu inancındayım ben. Bununla ilgili siz ne dersiniz? Yani sayılar arttı, teknoloji gelişti ama gene bir sıkıntı var. Şimdi aslında bakarsanız sadece bunu veteriner fakültelerine indirgememek lazım. Bütün eğitim sisteminde böyle bir sıkıntımız genel. Var. Genel. Yani şimdi ziraat fakültesinden mezun olan yeterli mi mezun oluyor? Yok. Hukuk fakültesinden mezun olan yeterli mi mezun oluyor? Bütün mesele aslında okuldan sonraki insanın neler yaptığı. Veya mesela bizim veteriner hekim öğrencilere benim en çok şeylerim. Fakültede okurken bizim meslek çok geniş. Yani peti var, balığı var, eti var, sütü var, kliniği var, ne bileyim mezbahası var falan, belediyesi var, devlet memurluğu seçenekleri var. O kadar çok ki.
birini seçmen lazım. Yani bunun hepsini bir biliyor olman mümkün değil. Bir dalda. Bir dalda fakültedeyken bunu karar vermen lazım. Ben mesela fakültedeyken sadece büyükbaş konsantre oldum ve sadece büyükbaş üzerine çalıştım. Kendinizi geliştirdiniz. Evet, burada da şu var işte, önceki programını izleyen izleyicilerimiz hatırlar. Aslında büyükbaş veteriner hekimliği yapan, aslında PET'te de bir kısım şey var. Beslenmeyi bilmek zorundayız. Bu hekim arkadaşları da benim en büyük şeylerimden bir tanesi. Biz mesela sahada çok yaşıyoruz. İşletmede bir problem var. Hekim arkadaş geliyor, diyor ki yemden olmuş. Tamam, şimdi yemden olmuş dediğimiz nokta, şimdi yem dediğimiz zaman biz TMR'ı kastediyoruz. Yani toplam ne yediyse, bunun içinde samanı da var, otu da var, yoncası da var, silajı da var, fabrika yemi de var. Hı hı. Şimdi hepsini karşılaşıyoruz. Şimdi ben şunu istiyorum hekim arkadaşların, yani olması gereken büyükbaş çalışanlar da, bir TMR'ın kompozisyona bakması lazım. Yani yemden olmuş derken üreticinin kafasına direkt konsantre yem gidiyor. Konsantre yem algılıyor, direkt konsantre yeme şey yapıyor. Cezayı kesiyor. Cezayı kesiyor. İşte döl tutmuyor, bakıyor arkadaşlarımız etiketine, o bu yemin proteini yüksek, yüksek proteinli yemle beslersen şöyle olur, böyle olur. Şimdi keşke diyorum TMR'a koysa, bir rasyon programları var artık internette bedavaya indirilen birçok rasyon programı. Bunların veri tabanları da hepsinin aşağı yukarı aynı. Yani buraya girsin, baksın gerçekten protein fazla mı? Yani yemin proteinin fazla olması çok önemli değil ki. İşte bizim ekstra %50 protein. Şimdi %50 protein dediğin zaman o kadar korkulacak bir şey değil. Doğru evet. Kullanmak önemli. Tutup da şimdi biz ekstremi 1 kilo öneriyoruz. Tutup 10 kilo verirsen çatlatacağım bu sefer. Tabii ki zararlı. Yani. Çünkü şey dedir ya, mesela su bile çok aldığınız zaman zehirdir. Evet, su zehirlenmesi yaşıyor. Su zehirlenmesi var. Yani dolayısıyla her şeyi dozunda, kararında vermemiz lazım. Sırf o zaman hayvana mısır silajı verelim olmuyor yani. Sırf yonca verelim olmuyor. Yani verim anlamında. Yani benim özellikle büyükbaş çalışan veteriner hekim arkadaşların, yeni mezun olanların, büyükbaş kliniği yapacak olan arkadaşların beslenmeyi iyi bilmese bile, biz mesela beslenme açısından o kadar kötü mezun olmuşuz ki okuldan. Yani temel var ama ayrıntı yok. Şimdi biz besleme diyoruz. Şimdi buzağı beslemesi çok önemli. Yani apayrı bir dünya yani. İşte düvelerin beslenmesi apayrı bir dünya. İşte kurudaki hayvanların beslenmesi apayrı bir dünya. Saatlerce konuşulabilecek şeyler. Sağmalların beslenmesi sadece sağmallarda değil. Sağmalların işte erken laktasyonu var, ortası var, sonu var. Yani bu, o kadar çok ayrıntı var ki. Ya bunlar hepsini tabii ki bilmek mümkün değil, şey değil ama en azından erken laktasyonla hayvanın ihtiyaçları ne, kurdaki hayvanın ihtiyaçları ne gibi şeyleri, temel şeyleri biliyor olmamız lazım. Ve tedaviyi de ona göre yönlendirmemiz lazım. Ve aslında bugün veteriner hekimlerle, ben sosyal medyada, platformlarda da hep görüyorum. Üreticimiz bizim önce yemciyi suçluyor, sonra veteriner hekimi suçluyor. Diyor ki işte veteriner geldi, bir şey yapmadı, şu kadar para aldı gitti. Ondan sonra muhabbet çok oluyor. Evet, işte baktı, iki veteriner çağırdım, üçüncüsü geldi, şöyle dedi, böyle dedi. Şimdi bu aslında şey, hem üretici açısından hem veteriner hekim açısından çok kötü bir durum. Hiç bunlara aslında mahal vermememiz lazım. Üreticinin de, veteriner hekimin de. Yani buradaki hizmeti daha böyle kaliteli hale getirmemiz lazım. Bunların hepsinin aslında temelinde de beslenme yatıyor. Yani bu beslenmeyi iyi irdeleyip iyi çözmemiz lazım. Çözdüğümüzde birçok problemleri de çözmüş olacağız aslında. Evet. Şimdi bir de hocam, günümüzdeki sürece bakacak olursak, şimdi gene siz sahadasınız da, şu anki durumda ne? Yani köylere gidiyor veteriner hekimler. Yani şu anki süreci bir değerlendirelim. Şu anki mevcut durumu. Şimdi şöyle, ben bununla ilgili aslında benim mesleki olarak bakış açımı en çok değiştiren şeylerden bir tanesi Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı 1. Sürü Yönetimi Kongresi. Yılını hatırlamıyorum ama bayağı oldu. Şimdi orada İsrailli bir Nadav Galon diye bir veteriner hekimin sunumu vardı. İşte veteriner hekim hizmetleri nasıl olmalı ile ilgili.
Yani bireysel mi, sürü mü? Bir bu değiştirdi. İkincisi, Almanya'ya bir kursa gittik. Orada işte veteriner hekim hizmetleriyle ilgili bir çalışmamız oldu. Orada Alman veteriner hekim ile şunu şöyle bir konuşma geçti aramızda. Türkiye'de veteriner hizmetleri nasıl yapılıyor? Ben de dedim ki ihbar usulü. Yani hasta var, alo. Veteriner hekim, geliyorum ve mümkün olduğunca hızlı gidiyoruz. Tedavi ediyoruz, dönüyoruz. Ha dedi, siz itfaiyecilik yapıyorsunuz dedi. Yani yangın var, yangın söndür, dön. Şimdi bu aslında bizim mesleğe en çok zarar veren şeylerden bir tanesi. Yani niye tek taraflı bir ilişki var? Yani kazan kazan yok burada. Üretici her zaman kaybediyor. Kazanmış gibi görünüyor. Yani o anda hayvan tedavi ediliyor, kurtuluyor. Evet, kazanıyor yani şey olarak. Veteriner hekim de kazanıyor. Ama bu tekrar ettiği zaman aynı hastalıktan geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Şimdi burada işte bizim bir kabuk değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştirmemiz lazım? Sürü bazında ele almamız lazım. Ve veteriner hekim itfaiyecilik yapmamalı. Veteriner hekim işletmeye yön verebilmeli. Yani işletmeye işte buzağı, ben mesela bir işletmede buzağı için hastaya gittiğim zaman buzağdan önce etrafa bakarım. Biberonuna bakarım. Buzağın barındığı ortama bakarım. İçtiği suya bakarım. Yediği yeme bakarım. Tamam, yani bu evet ishal de. Bu ishalin sebebi ne? Yani önce bunu çözmemiz lazım. Şöyle bir durum analizi, etrafa bak. Şimdi benim mesela bununla ilgili veteriner hekimler kurultayında bir önerim olmuştu. Yani işletmelerde bir asgari ücret tarifnamesine işletme veteriner hekimliğini ni koyalım. Yani bunu hayvan başına, mesela bu 6 dişi hayvan sayısıyla endeksli bir rakam koyalım. Şimdi bizim evet listelerde var ama o farklı bir şey. Yani 10 hayvanı olan da bu hizmetten faydalanabilsin. Yani aylık bir ödeme yapsın. Hı-hı. Hayvan sayısıyla orantılı. Ayrıca muayene parası olmasın. Yani direkt orada. O işletmeye gittiği zaman o işletmenin bütün problemi o veteriner hekimin. Yani kazan kazanı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Çünkü mesela işletmede dölverim problemi var. Yani tohumlama yapıyoruz biz. Habire şimdi 20 gün arayla tohumlama yapıyorsun. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki üçüncüden sonra bedava diyor. Tamam, veya işte birincisi tam da ikincisi yarı para diyor. Kampanyalar var kendi kendine. Ama bu oda tarifnamesine de aykırı bir durum. Çünkü bizim oda tarifnamesinde her tohumlama için ayrı belge kesmek zorundasın ve aynı ücreti almak zorundasın hizmet bedelini. Şimdi düşünsenize bir işletmede gayri resmiye gidin. 5 tane tohumlama yapıyorsun. 5'inden de aynı ücret alıyorsun. Şimdi bu kazan kazana aykırı yani. Sanki tutmasa veteriner hekimimiz daha iyi. Ama işletme için ciddi zarar. Tabii. Ya da İşte sürekli buzağı ishaline gidiyorsun. Şimdi burada eğer aylık bir ücret belirlenirse işletme için, o zaman veteriner hekim bu işletmedeki problemi çözmeye çalışır. İşletme sahibi de kazanır. Yani veteriner hekim de kazanır. Yani veteriner hekim o işletmeye ne kadar az giderse o kadar az problem var demektir. Yani burada da veteriner hekim hizmetlerini bizim çeşitlendirmemiz lazım. Yani çeşitlendirmemiz lazım derken bütün şeyi, hizmetlerini aylık olarak belirlenip ona göre yapması lazım. Ama şu da olmaması lazım. Mesela biz en çok yaşadığımız, bunu uygulamaya çalıştık biz. Uyguladığımızda üretici diyor ki, tamam veteriner hekim, ben aylık nasılsa çalışıyorum, bütün doğumlara çağırırım. Evet, tabii. Tamam mı? Yasin veteriner hekim doğum yaptırsın. Ya şimdi veteriner hekim doğum yaptırsın diye çağırdığında hiçbir veteriner hekim o hayvanın başında saatlerce beklemez. Gider yaptırır. Ama yaptırdığı zaman da bu sefer sonrasında problem onun geçer. Sonrası da var. Ben şimdi böyle mesela başımdan geçen ilginç bir şey anlatayım size. Buyurun. Böyle bir işletmeyle aylık anlaştık. Şimdi işletme sahibi hayvancılığa yeni başlayan biriydi. Şimdi habire doğumlarda çağırıyor. Yurt dışından da hayvan gelmiş. Doğum oluyor. Bizim arkadaşlar da, biz ekibiz, hekim arkadaşlar da gidiyorlar. Doğum yaptırıyor. Baktım ki böyle bir şey oluyor. İş şeyden çıkıyor. Bir gün ben gittim. Ondan sonra tabii şey bekliyor hayvan sahibi. Hemen soyunalım,
giyelim önlüklerimizi, hemen müdahale yapalım. Baktım ben şöyle, her şey normal görünüyor. Sonra oturdum, dedim bir çay yap bakalım. Bir oturalım şöyle. Hayvanı görebileceğimiz bir uzak mesafeyi, hayvanı da rahatsız etmeyeceğimiz bir yere oturduk. Sonrasında tabii doğumun aşamaları gerçekleşmeye başladı. İşte suyu patladı, ayakları göründü, işte kafa göründü ama bu her aşamada hayvan sahibi bana şey diyor, hadi çekelim. Şimdi çiftçi de, özür dilerim lafınızı bölmüş olacağım. Çiftçi de diyor ki, ula adamı doğuma çağırdık, çay koy dedi, oturdu muhabbete gelmiş gibi. Hiç oralı da değil, işte yapmıyor. Şimdi benim aklımdan da o geldi, ondan evet. Gülümsedim. Ula adamı doğuma çağırdık, adam çay koy içecek diyor gibisinden, buyurun hocam. İşte sonra kafa çıkıyor, hadi çekelim. Yok diyorum, otur sen, tamam mı? Bir çay daha koy. Şimdi doğum gerçekleşti. Dedim ki bak, üretici burada çok hata yapıyor aslında. Yani hayvanın kuyruğu kalktığında hemen alo gel inek doğuyor şeklinde. Ki gittiğimiz zaman da bizim için de vakit kıymetli. Yani orada tabii beklemek, çünkü bazen 8 saate kadar uzadığı oluyor doğum. Yani bunu üreticinin iyi gözlem yapması lazım. Şimdi burada o işletmede sonrasında, yani 100 başlık bir işletmeydi, ilerleyen yıllarda %10'u geçmedi bizim müdahale ettiğimiz doğum. Yani çünkü ne zaman çağıracağını anlattık, gösterdik. Ondan sonra işler yoluna girdi. Sonra mesela işletmenin suyu kötü, buzağlar ishal oluyor. Hı hı. Şimdi o suyu eğer onu tespit edemezseniz o işletmeye sürekli ishal için gidiyorsunuz. Ya ve veteriner ekip aslında buna kafa yorması lazım. Kaynak ne? Ve bizim üreticimizin aslında bu konuda yani hekimini zorlaması lazım. Yani ve şu anda sahada veteriner hekimlerle işletme sahipleri arasında çok ciddi şey var. Mesela Türkiye'de inanılmaz gereksiz ilaç kullanılıyor. Bütün veteriner klinikleri ilaç satıyor. Şimdi bizim kliniğimizi gördünüz. Ortada hiç ilaç gördünüz mü? Evet. Değil mi? O da çok değişikti. Biz ilaç satmıyoruz, ilaç kullanıyoruz. Yani bu mantığı bizim geliştirmemiz lazım. Şimdi ilaç sattığımız zaman hayvan sahibi kendi kafasına göre kullanıyor. O zaman bizim hekimliğimiz nerede? Biz hekimsek o işletmeye, o tedaviye bizim yön vermemiz lazım. Yani oturduğumuz yerden, hayvanı görmeden al bu ilaçları kullan, al bunu yap demememiz lazım. Onu yaptığımız sürece, şimdi bir dahaki sefere zaten o ilacı almaya bize gelmiyor. En ucuz nerede varsa direkt o tarafa gidiyor, oradan alıyor. O zaman o müşteriyle de ilişkimiz kopuyor. Ama biz bu şeyi farklı açıdan baktığımızda, mesela mastit oluyor işletmede. Ya mastit niye oluyor? İşte sağım sisteminde mi var problem, hayvanların oldukları yerden var problem. Şimdi biz o problemi şey yapıyoruz, tespit ettik. Hayvan sahibine söyledik, bak bunu çözmezsen bu devam eder. O zaman çözmüyorsa, o zaman kardeşim tamam, aylık çalışma falan yok. Ben niye sana aylık çalışsam, ben buraya sürekli niye gelip durayım? Senin problemin bu, bunu çözeceksen geleceğim. Ama tabii şey var, şu anda işte kazan kazanın tek taraflı olduğu zaman üretici de öyle kazandığını zannediyor. İşte hasta olursa çağırırım diyor. Mesela çok basit mastitte önlemeyle ilgili çok basit şeyler var. Mesela sağım öncesi ve sağım sonrası temizlik. İşte yapılan uygulamalar. Uygulamalar var. Meme ucunun, meme mastiti mesela %98 etkeni meme ucundan bulaşıyor. Yani şu meme ucunu siz temizlediniz mi %98 mastiti en güzel engelleyebiliyorsunuz. Evet, en güzel. Ama ben bunu yapmayacağım kardeşim diyorsa ısrarla, o zaman yapacak bir şey yok. Şimdi hocam şu da var. Şimdi muhabbet içerisinde birkaç başlık çıkardım. Öyle bir durum ki yani aslında sizin bahsettiğiniz gibi hani nasıl şu an bizlerde bir aile hekimliği muhabbeti var. Aslında evet. Hayvanlarımız için de bir hayvan yani ahırımın hekimi gibisinde. Nasıl biz yaşadığımız yerlerde doktorumuz biz gittiğinde senin midende şu var, şu ilacı yazmayayım, şunu kullan. Veyahut da bu kadar bizi evet. tanıyor doktorlarımız. Bu aile hekimliği gerçekten çok önemli değerli izleyenler. Aslında veteriner hekimler bakımından da ahırlarımızda ineğimin hekimi veya kuzularımın ineği, koyunlarımın ineği, koyunlarımın hekimi gibisinde bir muhabbet. Yani şu an şimdi gelmiş. Bununla ilgili bu şimdi aklın yolu bir. Evet. Şimdi bununla ilgili bakanlığın da bir çalışması var.
Hatta bu önümüzdeki haftalarda bizim veteriner hekim kurultayı olacak. O kurultayda da ben de delegeyim aynı zamanda. Orada da bunu gündeme getirmeyi düşünüyorum. Mesela bakanlık kulak küpesi takacağım diye uğraşıyor. Aşı yapacağım diye uğraşıyor. Yani bunun için kayıt önemli. Bir işletmenin bir tane veteriner hekimiyle aynı süt alım sözleşmesi nasıl yapıyorsa süt firmasıyla bakanlık bunu gözetim alıyor. Veteriner hekimle işletme sahibi böyle bir protokol yapabilir. Ve veteriner hekim işletmenin aşısından, küpesinden, hastalığından her türlü problemden o veteriner hekim veya o şirket sorumlu olur. Bakanlık da bunu denetler. Nasıl denetler? Çok basit. Yapılması gereken aşılar hangi aşılar? Zorunlu aşılar. Belli. İşte Brusella, çiçek, şap. Takvim yani, belli. Takvim veteriner hekim artık belirler. Yani, tabii işletmeye göre. Ve bunu yaptığı aşıları bildirir bakanlığa. Der ki işte bugün ben şu aşıyı yaptım. Ve bakanlık da ona göre arada bir kafasını estiği zaman işletmeye gelir. Denetimi. Bazı hayvanlardan kan alır. Bunların antikorlarına bakar. Gerçekten aşı yapılmış mı yapılmamış mı? Gelir küpeleri takılmış mı takılmamış mı? Bunun karşısında veteriner hekime bu uygulamayı şey yapmak için zaten bakanlık kendisi çok ciddi paralar harcıyor bu iş için. O veteriner hekime bir kısmını, harcadığı paranın bir kısmını o hizmet karşılığı o veteriner hekime ya da şirkete öder. İşletme sahibi de bu veteriner hizmetleri karşılığında veteriner hekime bir ödemesini yapar. Bu şekilde bir düzen kurulabilir. Ve bu bizim hekimlik açısından da özellikle itfaiyecilikten çıkmış oluruz. Hem itfaiyecilikten çıkmış oluruz hem de paranın yerine yani daha ucuzun hakim olduğu bir sistem yerine daha bilginin hakim olduğu bir sistem yerine. Kalite. Ve orada da bilgi yarışır. Yani bir işletmenin problemlerini kim daha iyi çözerse o tercih görür. O tercih görür. Ve bu bizim mesleği daha yukarılara taşır. Yani yurt dışında görüyoruz. Veteriner hekim bizim meslektaşlarımız saatle çalışıyor. Ama işletmeye girdiğinde son derece saygı görüyor. Ve çünkü işletmenin işte beslenmesini kontrol ediyor. Döl verimini ilgili parametrelerini kontrol ediyor. Aşı programlarını yapıyor. Ama mesela suni tohumu mu yapıyor mu yapmıyor. Ama gebelik bakıyor. Erken gebelik bakıyor. Ne zaman itfaiyecilik yapıyor? İşte güç doğum oldu. Acil durumlarda acil. İşte operasyon sezeryen olması gerekiyor hayvan. O zaman gidiyor operasyon sezeryanını da yapıyor. Ama normalde her ayın atıyorum bir günü Ahmet'in çiftliğinde olacak. O gün orada. 2 saatin 3 saatini o işletmenin verilerini değerlendirmekle geçiyor. O işletmenin işte bakıyor süt verimiyle hayvanlarıyla diyor ki işte rasyona şunu koyalım bunu koymayalım. Şöyle yapalım böyle yapalım gibi. Tabii. Önerilerde bulunuyor ve işletmeye para kazandırıyor. Şimdi öyle para kazandırdığı zaman işletme sahibi de aptal değil ki. Tabii canım. O da faydası olan benim ne olur? Evet, aynen öyle. Şimdi şu da var hocam. Bir muhabbetimizin şu kısmında şöyle devam ettirelim istiyorum. Siz orada önemli bir konu daha açtınız. Dediniz ki hayvan normal doğum yapıyor. Ben çay koy dedim. Adam hadi çekelim diyor. Bir kısa hikaye de ben anlatmak isterim. Efendim hayvancılıkta hocam da dediği gibi gece yok, gündüz yok, cemiyet yok, cenaze yok. Tabii komşu köylerden birinde bizim de cemiyetimiz vardı. Bütün köy halkı bizim köyden komşu köye gittiler. Gebe hayvanımız var köyde bizim de. Beni de tabii evde bıraktılar hayvanın başında doğum yapar falan. Ben de şimdi bir saatte bir, iki saatte bir gidip geliyorum işte aklıma düştükçe hayvan doğurdu mu bir şey oldu mu. Bir şey olursa da bana da tembih etler veterineri ara. Şimdi ben de diyorum tamam bir sıkıntı olursa ortaokulda falanım. Gittim ki hayvanda kasılmalar var hayvan doğuma başlamış. Aradım bizim veteriner hekimi Hakan abiydi buradan bir selamımız olsun. Ondan sonra Hakan abi ulaşamıyorum. Şimdi Hakan abiye ulaşamıyorum. Bizimkiler cemiyette onlara da ulaşamıyorum. Herkes dav huzuruna halayında, eğlencesinde. Şimdi apo ter döküyor. Hayvan orada bağırıyor, çağırıyor. Bir doğum başladı. Şimdi ben de annemden gördüğüm usul şey yapmaya çalışıyorum. Hadi kızım. Vay şöyle vay böyle. Ama hayvan mı doğuruyor? Ben mi doğuruyorum hocam? Gör. Ben kan ter içinde kalmışım. Bir korku, bir şey. İlk defa öyle bir şey tek başıma yapıyorum. Bereket inek üçüncüye doğuruyor da o tecrübeli olduğu için
Tabii doğumu rahat bir şekilde yaptı. Bizimkiler cemiyetten geldi. Dedim hadi gözün aydın anneanne ol. Bak bir tane daha buzağımız oldu falan. Şimdi aslında işin hadisenin özü, hayvanlar da hem ilk düveler için demiyorum, onlarda da bir korku, heyecan oluyor. Tabii ben de ilk doğumu yaptırdığım için bir heyecan vardı bende de. Ama zaten hayvanın doğası gereği o şey onda var. Tecrübe evet. Ve deneyim içgüdüsel olarak da. Doğum zaten, fizyolojik bir olay bu arada. Evet. Yani zaten hayvan bunu o şekilde geliyor. Doğası gereği bu şekilde. Bizim orada müdahale etmemiz gereken kısım aslında daha sonralarında birçok ben de doğumda bulundum. Yardım ettim. Ya birçoğuna aslında karışmadık. Birçoğuna da karıştığımız durumlar oldu ki yine bir mesleki hikaye olsun diyelim. Yani ben veteriner hekim değilim. Ama bir cemiyetteydik yine düğünde. Takım elbiseyle efendim yetiş muhabbeti oldu. Bir gittik bir doğum zorluğu vardı. Evet bizim alanımız değil. Bir zooteknist olarak doğru değil ama tabii o şartlar gereği içerisinde müdahale etmek zorunluluğumuz vardı. Tabii doğuma yardımcı olduk. Hayvanın ayakları geride kalmış. Yardım ettik. Yani biraz daha sıkıntılı bir durumdaydı da biraz test şu muhabbetleri vardı. Ama doğumu yaptırdık. Kucağımızda böyle takım elbiseyle de bir buza resmimiz olmuştu. O da ayrı bir hikaye oldu. Velhasıl yani gerektiğinde zamanında o zaman o müdahiller olması evet. Gerekiyor. Ve köy TV ailesi olarak buradan da bunu göstermiş olalım. Hocamın da dediği gibi aile hekimlerimiz varsa efendim damlarımızın da ahırlarımızın da hekimleri neden olmasın. Hocam evet. Kurultayda dile getirecek. Bakanlığa da buradan biz de bir tavsiyede bulunmuş olalım. Neden olmasın diyelim. Evet, inşallah olur. Şimdi muhabbetimiz içerisinde hocam yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Bu kısımla ilgili, gündemle ilgili ekleyeceğiniz varsa onu rica edeyim. Yoksa da genç meslektaş adaylarımızla ilgili ben yılların bir deneyim tecrübesi diyerekten sizlerden o tavsiyeleri rica edeyim. Evet. Şimdi doğumla ilgili tabii ne zaman çağırmaların gerektiğini üreticilerimiz açısından çok iyi bilmeleri lazım. Asıl bilmeleri gereken yer o. Yani bir hekim ne zaman çağrılmalı? Şimdi bununla ilgili gene bugün bu programın başında rahmetli Hikmet Avuran abimizi anmıştık. Ondan dinlediğim bir anısı var. Yani veteriner hekim ne zaman çağrılmalı ile ilgili çok da güzel örtüşüyor. Şimdi bunu tabi bu söylediğim benim yaklaşık 40 yıl, 45 yıl belki 50 yıl öncesi. Yani onun da başından ne zaman geçti onu da bilmiyorum. Bir köye hastaya çağırıyorlar. Bizim hipokalsemi dediğimiz, süt humması dediğimiz bir hastalık. Bunda işte mutlaka hekim müdahalesi şart olan evet. Hastalıklardan bir tanesi. Yani onda artık bekleme söz konusu değil. Şimdi işletme artık köye çağırıyorlar. Yani işletme de yok o zamanlar herhalde. Hayvan yatıyor ve başında bir tane hoca dua okuyor. sonra bizim işte Hikmet abi de böyle esprili bir, Allah rahmet eylesin, bir abimizdi. Hocaya diyor ki sen şöyle bir dur bakalım kenarda. Ben diyor bir tedaviye başlayayım. Şimdi hipokalsemide de siz de bilirsiniz. Kalsiyum verdiğiniz zaman hayvan pat diye kalkar ayağa. Şimdi tedavisini yapıyor, veriyor. Sonra bir su getirin diyor. İşte bir tas su getiriyorlar. Alıyor eline okuyor gibi yapıyor suyu. Sonra hayvanın yüzüne serpiyor. Hayvan pat diye kalkıyor ayağa. Ondan sonra hoca geliyor yanına. Beyim diyor hangi duayı okudun diyor. Şimdi herkes kendi alanından gitti. Keramet sudan çıktı hocaya göre. Evet orada oradan bugünlere geldik. Artık şimdi tabii bu böyle bir bilim mi göz ardı edemeyiz yani. Güncel kısmı da bu hikayeyle noktalamış olalım. Gençlere tavsiyelerle kapanışa gidelim. Gençlere tavsiye bir kere okuldayken ne yapacaklarını karar versinler ama benim içimde hep bir uhdedir. İyi bir yabancı dilim olması bir uhdedir. 50 yaşında ben İngilizce kursuna gittim. Yani ihtiyaç duydum ve İngilizce kursuna gittim. Ve bence okuldayken, daha mezun olmadan, hatta eğer mezun olduktan sonra da bir yıllarını falan boş versinler. Tamam, iş hayatını bir yıl geç atılsınlar. Ama özel İngilizce
olmazsa da başka bir yani yabancı dil. Mutlaka bir yabancı dilleri olsun ama İngilizce bugün için artık dünyadaki bütün yeni gelişmeleri izleyebilmek açısından, dünyada ne olup bitiyor öğrenmek açısından olmazsa olmaz. Ne yaparsa yapsın ama ister hayvan beslemeci olmak istesin, ister büyük baş kliniği olsun, ister pet olsun ama iyi bir yabancı dilin olmazsa olmaz. Yabancı dili mutlaka birinci öğrenmeleri lazım. Mutlaka öğrensinler. Birinci sıraya bunu yazıyoruz. Hocam şey literatür şeyle diye hocanım ise farz. Farz diyelim. Farz yani artık yabancı dilsiz bir şey olmuyor yani. O olmak zorunda. Daha sonrası? Daha sonrası da ne yapacaklarını karar verecekler. Onun üzerinde yüksek lisans, doktora, yurt dışı eğitimler, kongreler yani kendi işleriyle ilgili artık bizim dönem gibi değil yani. Biz okuldayken sadece kitaplarımız vardı. Hatta teksirlerimiz vardı. Hatta notlarımız vardı. Yani çoğunun kitabı yoktu, şeyi yoktu. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Ve çok kolay olduğu için de ama yabancı dil olduğu zaman daha da kolay. Nerede kongre var, konferans var, kendisini geliştirebilecekleri ne varsa mutlaka katılmalılar. Takip etsinler. Yani gelişmeleri takip etmek lazım. Çünkü her gün yeni şey oluyor. Bugün doğru bildiğimiz şeyler bir süre sonra az doğru olabiliyor yani. Yanlış olmuyor. Ama az doğru oluyor. Daha doğrusu mutlaka oluyor. Veya daha pratiği oluyor. Efendim cepheden cepheye koşan bir neslin evlatları olarak bizler de ilimsel bilimsel etkinliklerin neredeyse orasına koşup oradan faydaları alıp çiftlikten çiftliğe koşacak veteriner hekimler, ziraat mühendisleri olmamız gerekliliği var. Hocamın arkasında bir resim. Kurtuluş Harbi'nden çıkmış bir memlekette daha sonrasında hemen yapılan ıslah çalışmalarıyla Atatürk Orman Çiftliği. Evet. Yani o zamandan bu zamana bizim ulu önderimiz, bizim liderimiz farklı. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çizdiği rotadan biz gençler olarak, genç mühendisler ve veteriner hekimler olarak şaşmadan Türk çiftçisine bu toprakları alın teriyle bereketlendiren kişilere hizmet konusunda üzerimize düşeni yapmak zorundayız okullarımızda diyelim. Evet. Vakti veda diyelim hocam. Bize ayıran sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım faydalı olmuştur. Köy TV izleyicileri bu sohbetten zevk almıştır, aydınlanmıştır, hoşça vakit geçirmiştir diyelim. Diyelim. Aydın'da aydınlandığımız bir programla diyelim. Vakti veda efendim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var. Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem Ekstrem Hayvancılığı sundu.